Untraditional adlı sergimiz. Geleneksel seramik sanatının aslında teknik olarak değiştirmeden sadece formlara daha çağdaş dokunuşlar. Atölyede yaşadığımız süreci daha böyle o limanı terk edip, güvenli limanı terk edip daha motiflerin üzerinde değiştirdiğimiz, tekrarı olmayan tek yön kişilerle birlikte izleyiciyle buluşturmayı düşünüyoruz. Bu untraditional dediğimiz olay da aslında geleneksel seramik sanatını çağdaş bir formda kullanıp daha farklı hikayeleri gösterdiğimiz bir alan. Bu sergi sürecinde bazı işlerde, örnek veriyorum, makinenin, fırının mesela arıza verdiği işlerde bu bir işin, üçlü bir işimizin konusu olduğu, yık, yeniden başla gibi. Seramik çünkü beni malzeme olarak zorladığı için daha motive hissettiğim bir olay. Bir işimizde fırının bir arızasından dolayı 100 derece eksik bir pişirim yapıyorduk ve çıkan sonuçta bizi mutlu etmiyordu. Sonra bu sorun çözüldükten sonra bunun dedik bir hikayesiyle alakalı bir iş yapalım. Bir şeytan işi kırıyor, diğer melek onarıyor, ortada bir ana tanrıça figürü var, tekrar atölyede o üretim sürecini tekrarlıyor. Bunlar seramikte başımıza gelen şeyler, bizi motive eden şeyler aslında. Daha motif üzerinden değil, resimsel bir yorum yapmamız daha farklı bir özgürlük tanıyor bize geleneksel seramik adına. Bunun dışında tabii daha tekrar eden yuvarlak geleneksele dair vazolarımız var. Form olarak İznik formunun üstünde daha değişik, örnek verelim, figürlerle işlenmiş formlarımız var. Üniversiteden sonra ben grafik okudum, Ertuğrul da seramik okudu. İkimizin de bildiği disiplini birleştirip yeni bir şey üretmeye düşündük, karar verdik. Uzun yıllar oldu başlayalı. Evrile evrile bu hale geldi. Sonuç olarak son sergimiz bu şekilde. Teknik olarak sıraltı tekniğini kullanıyoruz. Geleneksel tekniktir. İkimiz de Kütahya'da doğup büyüdük. Oradaki gördüğümüz, sürekli maruz kaldığımız motifler, çiniler, tekrar eden işler, onlar bizi, beynimizi bu yaşa kadar doldurdu, besledi. Şu anda sanırım onların üzerinden tamamen evrilerek, referans alarak, diğer kültürlerden de beslenerek bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Sergimiz 28 Nisan'a kadar Anna Löder'le devam ediyor. Sanatseverleri bekleriz.